Videonun başlığı Ufukçum sana zahmet vay babam vay. 18 yıldan sonra kombi ilk defa bakım oluyor. Öncelikle bu tüketicimizi takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Tüketicimizin şöyle bir mantığı var. Tabii para var, trilyonluk olduğu için. Nerede trak, orada bırak diyor. Bakın 18 seneden sonra size yemin billah ediyorum. Kombi zaten Viessmann eski. 18 seneden sonra tabii ufak tefek arızalı olmuş ama 18 seneden sonra bu kapak ilk defa açılıyor. Burada ben neyi demek istiyorum? Hani bazen diyorsunuz ya her 6 ayda bir bakım. Her yıl bakım olmazsa ölürsün, geberirsin. Hümme aşa velet dalil amin diyorsun ya. Gel. 18 seneden sonra çıkan pisliğe bak. Şimdi bunu buraya koyduk ve size şunu söylüyorum. Gerçekten helali var, adamsın, cansın, ciğersin diyebileceğimiz bir video. 18 senelik bir demir metal yorgunluğu vardır. Nasıl yaz, çamur, kış, yağmur demeden, ilaç kullanmadan, Bengay kullanmadan, Apranax kullanmadan, çocukların karın ağrısına ne vardı? Kalpol mü? Kalpol, Mazejik kullanmadan nasıl bu hale gelebildin? Seni takdir ediyorum. Canım kombini şu şekil öpüyorum. Dudağım yanmaz bir deme Ebru'su. Şuradan şöyle al da. Dur şöyle. Belki kapak fotoğrafı olabilir. 18 seneden sonra helal olsun. Şurada New York'tan gelen tornavidamızda fan motorumuzu bir sökelim. Beraber siz de bir gözlerinizle görün. Şalteri İndirdim. Şuraya aldım. Başka detay anlatıp canınızı sıkmak istemeyeceğim. En azından 18 senelik bir kombinin fan motorunda ne var ne yok beraber göreceğiz. Ondan sonra bakımda neler yaptığımızı zaten görüyordunuz. Helal olsun. Allah'tan tüketicimiz bazı tüketiciler gibi kıl tüy değil. Yani benim en çok sevdiğim tüketici modelini söyleyeyim mi? Modelini. Ama olursa olur suyu, olmazsa hamur suyu. Ama bazı tüketiciler da adamın kombisine elini kapağına dokunmadan şöyle yapıyor tüketici. Ay, ay, ay. Oraya dokundunuz mu? Ay, ay kalbim durdu ya. Şimdi oraya dokundum belki ezilir mi? Ben gittikten sonra adam ya da kadın fan motor üstüne çıkmış kulağını doktorların dinlediği şeyin adı neydi Ebru Usta? Steteskop. Nedir? Steteskop. Steteskopla? Ya bu kombide ses var ya. Üst komşum kayınvalidem Urfa'dan arıyor. Annem kurban olurum, kurban oldum sana. Urfa'ya geliyormuş o ses. Böyle bazen panik tüketiciler var. Benim kayınvalidem başta olmak üzere. Kayınvalidemin evinde asla bir tamirat yapmak istemiyorum. Niye? Ya bir tarafa elimi sürdüm ya. Gelir, bakar, gez, göz, arpacık, ay, oy. Ya bırak abi rahat ol ya. Ölümlü dünya ne götüreceksin öbür tarafa? Kombi mi? Ah 18 seneden sonra şuradan vay be. Şimdi oramız hazır mı? Evet. Bakın şimdi 18 senelik kombinin içinden gerçekten müşterimize teşekkür ediyoruz. Bakın naylonumuzu sermiş, peçetemizi, ıslak mendilimizi. Ya biz müşteriden sadece ne istiyoruz biliyor musun? Esasında suyumuzu da kendimiz getireceğiz de su damacana sırtımızda çok ağır olduğu için taşıyamıyoruz. Şimdi bakın. Los Angeles, Kanada ile uçak arasında 8 kargo ile gelen Güldal. Güldal. Bilmeyenler bilmezler Google'un ya da YouTube'un arama motoruna Çözdal Mustafa Ali diye bir yazın bakalım. Bir oyun havası var. Çözdal Mustafa Ali yazın. Ne çıkacak karşınıza? O Çözdal, bu da Güldal. Por çözümüzü. Şimdi şu tertemiz ellerimizle bakın ne yapıyoruz? Su tasarruf devridir. Şunları şöyle kaldırıp abi oraya sallıyoruz. Şimdi 18 senelik fan motorundan neler çıkıyoruz? Şimdi bakın şunu sıkarken uzaktan bakın bunda hiç pislik yok. Şimdi izleyin neler çıkıyor.
18 senenin günahı çıkıyor. Günahlarından arınıyor. Kombi şu an ne diyor söyleyeyim mi değerli takipçiler? Yazık sana be diyor. Ben seni 18 sene kirinden, günahlarından, her şeyinden arındırdım. Sen bana bir bakım bile yaptırmadın. Ben de inat yaz, kış, yağmur, çamur demeden çalışacağım. Masum Kırmızıgül esasında bu tarz şarkıları bu tarz tüketiciler için yazmış. Ne demiş Masum Kırmızıgül? Yıkılmadım, ayaktayım. Kombimin fanınla baş başayım. Şu an gördüğünüz gibi fan motoru nasıl yıkanıyor? Kendi gözlerinizle bir görün. 18 seneden beri dışarıdan çamuru, yağ, pisliği, tortuyu buraya toplayarak pislik haline gelmiş olabilir. Ama size şunu söylüyorum. Ne kadar güzel bir çalışma olmuş. Ne kadar güzel bir bakım oldu. Fazla zamanınızı da almak istemiyorum. Şimdi fanın eski halini gördünüz. Birazdan yeni halini göreceksiniz. Şimdi bazı kendini beğenmiş kuş beyinler diyor ki sen oraya su döktün, bileğe su gelmez mi? O kombi çalışmaz canım. Sen git kendi işini yap, benim işime karışma. Ben doktorun beyin ameliyatına karışıyor muyum? Kuş beyin, sen kendi işine bak. Yok efendim, bileğe su gelmez miymiş? Lan yıllardır fan motoru yıkıyorum, bir tane müşteri geri dönmedi. Bu yağ çözle temizlenmez. Buradan bazen kendini usta zannedenlere de söylüyorum. Bu ilacı kullanmadan sadece suyun altına sokuyor, çıkartıyor fanı. Ulan suyla toprak karışırsa ne olur Ebru usta? Çamur olur. Ne çamuru? İnşaat yaparsın. Demir olmaz bir tek. Şimdi bakın, yıkandı fan motorumuz. Ne dedi? Veled talin amin. Yani diyor ki tertemiz pırıl pırıl oğlum. Şimdi bu burada kaldı. Şimdi gel Ebru ustam. Başka zamanınız olmasın diye size hemen şu yanma alev odasını da söküp bir fırçayla bir görüntüsünü alacağım. Kombimizin genleşme tankına havayı bastık. Fan motorumuzu söktük. Şimdi videonun sonunu çok iyi izleyin. Hani diyorsunuz ya, petek tesisat temizliği yaptırmazsan ısınamazsın, ölürsün. Ölürsün, ölürmüş bakalım. Abi öldünüz mü? Ölmediniz değil mi? Tüketici hala sağ şu an. Nefes alıyor, bir veriyor. Şimdi 18 seneden beri yanma alev odasını söküyorum ve 18 senelik peteğin tesisatının içindeki filtreyi sökeceğim. Beraber bir göreceğiz. Evet. Burayı da söktük. Sadece tek bir hareket yapacağız değerli takipçiler. Evrucuğum şey neredeydi? Fırçamız. Evet. Şimdi şuradan kendi süpürgemizle sadece 18 seneden beri orada ne birikmiş görelim. Tüketiciden süpürge de istemiyoruz. Neden? Çünkü parayı bulduk. Bakın. Ne çıkıyor mu orada toz? Videoda. Evet. Bakın şimdi uzaktan alalım Ebru'sa. Tamam, süpürme işi bitti. Tabii ki şaka. Bunları detaylı olarak bir yapacağım. Şu an fazla sıkıntı yapmadan önce şurayı da şöyle bir videosunu alalım Ebru ustam. Ne çıkıyor mu orası? Evet. Basın. Kapatın. Bu da tamam. Şu an sadece Allah o gücü kuvveti şimdi bana verirse şuradaki filtrenin pis ya da temiz olduğunu göreceğiz. Ondan sonra videomuzu kapatacağız. Ben de bizleri izlediğiniz için size binlerce kez teşekkür edeceğim. Şimdi şuradan Kanada'dan gelen en pahalı anahtarımı çıkartıyorum. Buradaki kör tüpayı inşallah rahatça sökebilirim. Peçetemize dikkat edelim ustam. Eğer burayı da sökemezsek bize de
Yazıklar olsun. Allah yürü ya kulum dedi. Evet. Bakın. 18 seneden sonra bakalım. Suyu buradan açıyorum. Su buradan açarken tahliyeden zaten gidiyor. Banyo tahliye musluğunu taktık. Bakalım. 18 seneden sonra Ebru'dan şuradan alalım. Dur. Net çıkıyor mu? Evet, şimdi hemen diş fırçasıyla ben şurada temizlik moduna geçeyim. Ondan sonra da Ebru Usta'nın kolları yoruldu. Videomuzu kapatalım. Bakın, gördünüz mü? Açın. Evet. 18 senelik tesisattan korkulan bir şey gelmedi diyebiliriz. Şu birinci filtremiz. Bakın Ebru Usta'm, yandan falan bir çekin onu. Harikayız. Tamam. Videomuzu şimdi Ebru Usta'm şuraya geçip kapatabiliriz. Değerli takipçiler, gördüğümüz filtremizi yıkadık. Genleşme tankına hava bastık 18 yıldan sonra. Şimdi yaşım benim 42. 42, 52... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Abi ne diyeceğim biliyor musun? Abi 60 yaşına gelince beni bir daha ara. Her 18 yılda bir. O zaman beni mezarda mı görürsün? Vallahi. Ama abi gelebilir Fatih. Rabbim, Allah'ım ya Rabbim, günahlarımı affet. Daha benim kombimi yapacaktın. Ruhuna el Fatiha velette Allah'ımin de diyebilir. Ama ben her zaman şunu diyorum. Kalbimin temiz olduğuna inanıyorum. Şimdi ülkeye sorsan, ülkede herkesin kalbi temiz. Ulan bu kötü kalpler nerede? Sorsan herkes benim kalbim temiz, onu Allah bilir. Ama ben size şunu söylüyorum. Mezarda rahat, huzurlu yaşayabilmek için, oraya rahat yatabilmek için bu dünyada güzel şeyler bırakmam lazım. Ben Allah'a şükür eşime, çoluğuma, çocuğuma servet bırakamasam da servetim yok zaten. Güzel bir karakter, şeref, haysiyet, güzel bir çevre, güzel bir YouTube kanalında doğruluk, dürüstlük videoları bıraktığım için ben orada o kadar güzel büyüyeceğim ki, ama sizden ricam, ölürken Allah muhafaza o hani şeyi böyle bir öyle bir son kez bir bakalım diyor ya, belki açarken bir C yapıp gözlerim açık gidebilir. Rabbim evinizden sağlığı, saati, huzuru, mutluluğu, parayı, sevgiyi, doğruluğu, dürüstlüğü hiçbir zaman eksik etmesin. Videonun başlığı hayırlı 18'likler. Hoşçakalın, mutlu kalın. Evet değerli takipçiler, 18 senelik kombinin bakımını yaptık ama yaparken başımıza iş aldık. Ses yapmaya başladı. Aşağıdan daha çok yeni ses. Gördüğünüz gibi ben tüketiciye dedim abi ellettirme, ellettirirsen biz içine ne yaparız? Ses süreriz dedim. Tüketici artık bu şekil, bu sesle çalışacak. Detaylı olarak bir bakın şimdi her tarafına pırıl pırıl. Eski hali, yeni hali. Bakın. Pırıl pırıl. Daha da şöyle geniş açı şu şekil. Ben şimdi elime telefonu aldım. Her tarafı görün. Pırıl pırıl oldu. Işıl ışıl oldu. Anlatmaya gerek yok biliyorsunuz. Tüketiciye dedim ki abi bu kapağı kapatayım. Ses belki, yemin ediyorum, kesilir diyorum. Şimdi uzaktan alın Ebru Usta'm. Kapağı kapatıyorum. Hadi şimdi herkes yatağına. Hoşça kalın, mutlu kalın.